28 Ağustos 2022 Pazar, Diyarbakır At Yarışı Tahminlerimize, Hoş Geldiniz. Öncelikle, yayınlarımızı takip edip, videolarımızı beğenen herkese, şimdiden teşekkür ederiz. Diyarbakır programında 6 koşu var. Altılı dahili olan bu koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 19 yarışı 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 at takı değişikliği yaptı. Dark Commander, dil bağı takarak yarışacaktır. S Oğlum, kapalı gözlük takısını start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Windfire, kulaklık takısını start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Usta kız, kapalı gözlük ve dil bağı takılarını çıkartarak yarışacaktır. Bu yarışın en şanslı atı, bizce 3 numaralı maybret olacaktır. Maybret, süratli bir at olup, bugün en iç kulvardan yarışa başlama avantajına sahiptir. Çok süratli olabilecek stili rakipleri de yokken, bu yarışı çıktığı gibi bitirebilir. Fakat doğu illerinde ilk startına çıkacak olmasından dolayı, tek bırakmak riskli olabilir. Bir numaralı Baba Bedo, çok iyi durumu ile dikkat çeken bir isim. Fakat bu atın da kazanma karakteri çok düşük. Her zaman iyi koşuyor ama bir türlü kazanmayı başaramıyor. Muhtemelen dikkate alınmadığında cezayı kesecektir. 9 numaralı Windfire ve 10 numaralı Alto Bela'yı da yazarak bu koşuyu geçebiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 1, 9, 10 şeklindedir. İkinci ayak. 4 ve yukarı yaşlı Arapların, kısa vade 8, Diyarbakır jandarma koşusu, 1700 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Yarışta ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği Remili kız alacaktır. Son yarışında da rahatsız eden olmayınca, çıktığı gibi bitirmişti. Fakat bugün grup kendisine sert gelecektir. Bizce onu yakın takip edecek olan 9 numaralı Süvari Angel düzlüğe gelinmeden liderliği alıp farkı açarak kazanmaya çalışacaktır. Uzun arası olsa da dinçlik yarışlarını iyi yapabildiği için bizce sorun yaşamayacaktır. Kendisi için çok uygun rakipler yanında bizce geçilmemesi gerekir. Bu gruba geçilirse Diyarbakır'a neden geldiğini sorgulamak gerekir. Jandarma koşusuna boşuna gelmediğini düşünüyoruz. Günün bankosu olarak yazılabilir. 3. ayak. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 15 yarışı 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Son yarışında beklentilerin altında koşan 4 numaralı çapraz bugün yarışa ağırlığını koyabilir. Daha uygun grupta iddialı olacağını düşünüyoruz. Bizim net favorimizdir. 1 numaralı Karan lehine şartlarda yarışacak. Startla beraber liderliği alır ve tempoyu belirlerse, çıktığı gibi bitirebilir. Kuponlarda mutlaka olsun. Yarış kazanamıyor olsa da güçlü bir isim olduğunu belli eden 8 numaralı Nozara ise, sağlam kuponlara eklenmesi gerekir. Ciddi rakibine göre uygun kilosu ile, üst sıralarda adını duyuracaktır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 4, 1, 8 şeklindedir. 4. ayak. 3 ve yukarı yaşlı, dişi İngiliz atlarının, şartlı 4 yarışı, 1900 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda takı değişikliği yapan bir at olmadı. Yarışta çok süratli bir tempo beklemiyoruz. Muhtemelen bir numaralı Gül Matra liderliği alacaktır. Altın kafes eskisi gibi önde ısrarla kalmıyor. Seda kızımda stili rakibi olmadığında liderliği istiyor. Gül Matra'yı önde boş bırakırlarsa çıktığı gibi bitirecektir. Bizim net favorimizdir. Tek rakibi 6 numaralı Lady Perfect olabilir. Şu an hayatının en iyi durumda olan Lady Perfect bugün ilk kez Ferit Yardımcı ile start alacak. Diyarbakır pistini sevdiğini ve bu rakiplerin çoğuna üstünlük kurabildiğini gördük. Gül Matra hata yaparsa affetmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu koşuyu da 1 ve 6 yazarak geçebiliriz. 5. Ayak 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının, şartlı 2 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 3 tay takı değişikliği yaptı. Bal Yaren, kulaklık takısını start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Arya Hanım, kapalı gözlük ve kulaklık takısını, start mahalinde çıkartarak yarışacaktır. Nokta güzeli, kulaklık takarak yarışacaktır birbirinden pasif isimlerin toplandığı bu koşuda, yarışın 3 tay arasında geçeceğini düşünüyoruz. 6 numaralı Ayra Hanım, 3 numaralı Queen Zeyno ve 1 numaralı Kızıl Mamba, rakiplerinden biraz daha iyi durumda olan taylardır. Daha önce liderliği alarak yarışan bir tay olmadığı için, koşunun gidişat belirsizliği var. Bu sebeple, ekürilerden birinin mutlaka öne çıkacağını tahmin ediyoruz. Ekürileri biraz daha avantajlı görsek de, 3 tayı ayırımsız yazmanızı önereceğiz. Rakamsal sıralamamız, 6-3-1 şeklindedir. 6. Ayak. 3 yaşlı Arapların, şartlı 4 yarışı, 1200 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 4 at takı değişikliği yaptı. Karapınar aslanı, kulaklık takıp, gözlük koruyucusunu çıkartarak yarışacaktır. Tumbul Reşit, dil bağı takarak yarışacaktır. Al Arifem, kulaklık takısını start mahallinde çıkartarak yarışacaktır. Eymenim, dil bağı takarak yarışacaktır. Yarışta hafif süratli bir tempo bekliyoruz. Bir numaralı Erturan, bu mesafeyi en iyi koşan isimlerden biridir. Liderliği alabilirse, yakalanması çok zor olacaktır ancak ilk yarışında çok seri bir isim olduğunu gösteren tek şahin, bugün de iç kulvar avantajı ile tempoyu belirleyebilir. Ertuğran yarışı muhtemelen ikincili tek takip edecektir. Ondan ne kadar erken kurtulursa, o kadar şansı artacaktır. Bizce tek rakibi, 11 numaralı Eymenim ve Ekürisi olabilir. Eymenimi de, Menderes Avşar tercihlediği için yazacağız. Eküris'i de çok formda olup, yarışı önlere yakın takip etmeleri durumunda, Ertuğran'ı son metrelerde avlayabilirler. Bu koşuda yarış gününü mutlaka takip etmenizi öneririz. Yorumlarımızdan anlaşılacağı üzere, bu koşuda tek şahin olmasaydı, Erturan sağlam banka olurdu. Bu tür süratli atların, yarıştan çıkması tüm senaryoyu değiştirebilir. Yarıştan çıkacak diye bir şey yok ancak, olur da çıkarsa, Ertuğran'ı tek bırakabilirsiniz. Biz bu koşuyu, 1 ve 11 sıralaması ile geçelim. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken, kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. Bu yorumlar, yarışlardan bir gün önce hazırlanıyor. Sizlere en faydalı bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Ancak yarış günü olabilecek değişiklikleri, mutlaka takip etmenizi öneririz videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.